Merhaba arkadaşlar, Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Bu videoda yeni sistemden bahsedeceğim. Arkadaşlar daha önce biz üniversiteye girmek için Mart ayında YGS, Haziran ayında ise LYS sınavına giriyorduk. Şimdi bu iki sınav sisteminin yerine yükseköğretim kurumları dediğimiz YKS sınavı geldi ve artık Haziran ayında tek bir günde yapılacak. Arkadaşlar birinci iki oturum şeklinde olacak bir günde. Birinci oturumda temel yetenek testi dediğimiz TYT testi çözeceksiniz. Burada 40 tane matematik, 40 tane Türkçe sorusu çözeceksiniz. Fen bilgisi sorusu yok. Sadece Türkçe matematik. İkinci oturumda ise YKS dediğimiz arkadaşlar öğleden sonraki oturumda 40 tane matematik, 40 tane de fen sorusu çözeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bizi alakadar eden kısım kimya kısmı. Kimya. Hocam yeni sistemde kimya ne oldu? Önemi nedir? Biraz bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar eski sistemde YGS'de 13 tane kimya, LYS'de ise 30, toplam 43 soru çıkarken artık bu 43 soru sayısı 13'e düşürüldü. Yani siz Haziran'da kitapçığınızda kimya sorusu olarak 13 tane soru ile muhatap olacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu 13 soru hakkında şöyle bir açıklamalar yapalım. Aklınızda sorular var biliyorum. Diyorsunuz ki soru sayısı azaldı. Konu sayısı azalacak mı? Hangi konulara çalışmalıyız gibi sorularınız var. Arkadaşlar soru sayısı azalmış olmasına rağmen konu sayısında herhangi bir değişiklik yok. Geçen seneki yani 2017 YGS ve LYS sınavında hangi konulardan sorumluysanız halen aynı konulara çalışmanız gerekiyor. Halen onlardan arkadaşlar sorumlusunuz. Hocam peki nasıl çalışalım? O kadar çalışacağız. 13 soru mu çıkacak? Arkadaşlar kendinizi şöyle motive edin. Hala 43 soru çıkıyormuş gibi çalışın. Yani o şekilde bütün konulara çalışın. Hepsini o şekilde bitirin. Çünkü bütün konulardan soru çıkma ihtimali var. Şuradan çıkar, buradan çıkar diyemiyoruz. Çünkü malum sınavı ben hazırlamıyorum. O yüzden şuradan çıkar, buradan çıkmaz deme gibi bir imkanım yok maalesef. O yüzden 43 soru çıkacakmış gibi bütün konulara çalışın. Soru sayısı az olacak. Bazı çalıştığınız yerden maalesef sorular gelmeyecek. Şimdi arkadaşlar başka aklınızda olan soru, hocam madem 13 soru kaldı kimyadan, neden çalışayım ki ben buna? Yani bundan çalışacağıma 80 tane matematik sorusu çıkıyor. Ona çalışsaydım şeklinde kafanızda deri sorular var biliyorum. Bunu şöyle açıklayayım arkadaşlar bir kimyacının gözünden. Şimdi eski sistemde matematik sorusu kimya sorusundan daha kıymetliydi. Çünkü sorunun puan katsayısı daha fazlaydı. Geometri de hakeza öyleydi. Hatta mühendislik bölümleri istiyorsan fizik sorusunun değeri bile kimyadan daha önemliydi. Veya işte tıp istiyorsan biyolojinin değeri bile kimyadan daha fazlaydı. Ama şu anki sınav sisteminde arkadaşlar matematiğin puanı getirdiği puan, bir tane matematik sorusunun getirdiği puan kimyadan gelen bir tane soruya eşit oldu. Yani daha önce kimya biraz kıymetsizdi. 20 hani biraz da kimya bilgimizden bir şey yapalım arkadaşlar. 14 ayar altın değerindeyken artık bir soru bizim için 24 ayar altın kıymetine binmiş oldu. Bizim için arkadaşlar artık kimyadan bir soru çok önemli. Niye? Çünkü artık matematikle yapacağınız getireceği puan sayısı aynı ki baktığınız zaman sizin için çoğu öğrenci için arkadaşlar kimya biraz daha kolay bir derstir. Yine aynı şekilde eski sistemde arkadaşlar bir soru yanlış yaparsanız çok büyük bir kayıp değildi sizin için. Ancak şimdi bir soru dedik ki artık 24 ayar altın şeyinde öneminde. Artık bir kimya sorusu 4 kat daha değerlendi. Yani bir soru yanlış yaparsanız 4 soru yanlış yapmış gibi olacaksınız. Hata payınız o yüzden çok azaldı arkadaşlar. Daha dikkatli soruları çözmeniz ve daha fazla çalışmanız gerekecek. Bu da sizin için biraz daha tabii ki kötü olmuş oldu. Çünkü hata payı, yanılma payı diye artık bir şeyiniz kalmadı. Bir konuyu hakkında her şeyi bileceksiniz ve doğru yapmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü bir soru yanlış yaparsanız düşünün 29 kimya LYS kimyadan 29 soru yapan bir öğrenci bir yanlış 29 tane doğru yaptığı zaman hani çok büyük bir kaybı yoktu ama şimdi 13 soruda bir tane yanlış yaptığı zaman bir soruda 4'e denk geliyor. Yani 30 soruda 26 doğru yapmış gibi olacaksınız. 4 tane yanlışınız olmuş gibi olacak. Ki bu da sizi arkadaşlar çok kötü etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Şöyle etkileyecek. Sizin arkadaşlar normalde kimya neti 2-3 bin sıralama oynatırken artık soru sayısı fazla olmadığından dolayı sıralamada arkadaşlar bir yığılma olacak. Yani bir tane fen neti sadece kimya için geçerli değil. Bu fizik, biyoloji için de geçerli. Bir tane kimya
Neti sizi 10-15 bin sıralama geriye atabilecek. Bu da ne demek? Biliyorsunuz tıp fakültesi 15 ile 20 bin arasında en son alıyor, özelleri de hariç. Sizi ne yapacak arkadaşlar? Birden tıp potasından alacak, diş hekimliği potasına koyacak. Mesela bir fen sorusu arkadaşlar doğal olarak böylece değerlenmiş olacak. Hani şey vardır ya, basketbolda üçlük attım diye sevinirsin ama ayağını çizgiye bastığından dolayı sizin attığınız sayı arkadaşlar ikilik sayılır ya, yani onun gibi yıkıcı bir şey. Yani bir soru yapmak sizin için, bir soru yanlış yapmak arkadaşlar sizin için çok büyük bir kayıp olacak diyoruz. Mesela 30 soruda 27 net yaptığınızda kimyadan gayet başarılıydınız. Ancak şimdi arkadaşlar 13 soruda 12'nin altında yaparsanız çok da başarılı bir öğrenci olmayacaksınız. Çünkü çok fazla soru sayısı olmadığından dolayı netler biraz daha, hani net ortalaması 3-4 olacak. Önceden kimyadan net ortalaması biraz daha düşüktü. Biraz daha artmış olacak. Bu da sizi kötü olarak etkileyecek arkadaşlar. Mesela şöyle düşünün. Fenden 40 tane YGS'de, 90 tane de LYS'de soru vardı. Toplamda arkadaşlar 130 soru vardı fenden. Şimdi bu 40'a düştü. Siz bu 130 soruda 100 netin üzerinde yaptığınız zaman başarılı öğrenciydiniz. İyi bölümlere gidiyordunuz. Altında ise biraz daha düşük bölümlere gidiyordunuz arkadaşlar. Şimdi 20 netin üzerine çıktığı zaman bir öğrenci, ki 20 netin üstüne arkadaşlar biraz çıkmanın zor olacağını sanmıyorum. Çünkü hocam sınav sistemi değişti. Sınavda konular azaldı, soru sayısı azaldığı için konuların zor kısımlarından soru gelecek şeklinde düşünceye kapılmayın. Aksine ben bu sene bu 40 sorunun da kolay olacağı düşüncesindeyim. Sadece 5-6 tanesinin eleyici olacağını düşünüyorum. Yani size sorulacak olan sorular, işte az önce birazdan vereceğim konuların belli başlı yerlerinden gelecektir. Çok zor olacağını düşünmüyorum. O yüzden artık 20 net yapan öğrenci sayısı da biraz artmış olacak. Onlar da başarılı olmuş olacak. Evet, 100 net yapmak çok zordu ama artık 20 net öğrenciden yapmasını gözünde zor olmayacak. Eğer hedefiniz yüksekse sizin için artık ne olacak arkadaşlar? 35 ile 40 net arası çok önemli olacak. Hocam biz bunu daha önce gördük mü? Biz bunu daha önce arkadaşlar TEOG'da gördük. TEOG'da da böyle bir değişiklik olmuştu. Öğrenciler arkadaşlar ne oldu? 18 bin tane falan birinci çıkmıştı, yani fullleyen çıkmıştı. Böyle yığılmalar olmuştu. Geçen sene işte 430'dan alan Fen Lisesi bu seneki TEOG sonucunda 470'ten almaya başladı. Puanlar aşırı şekilde yükseldi. Niye? Çünkü eleyecek fazla bir şey kalmadı. Aynı sistem şimdi de bu YKS'de olacak arkadaşlar. Bir belli bir noktada yığılma olacak. İşte o yığılmadan geçebilmeniz için sizin fen netine ihtiyacınız var. Hatta şöyle bir düşünce olursa ki olacaktır bazı öğrencilerde. Hocam matematikten 80 soru çıkıyor. Fenden 40 çıkıyor. Fene vakit ayırmak istemiyorum. Matematiğe çalışacağım şeklinde düşünceler de olacağından dolayı fen testi çözen öğrenci sayısı da azalacak. Artık fen testi çözen daha güzel bölümlere gidecekler arkadaşlar. Bununla alakalı size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben 2006 yılında sınava girdim. Bizim zamanımızda ÖSS vardı. Birden sınavı değiştirdiler. Birinci bölüm, ikinci bölüm çıktı. Ben de arkadaşlar o zaman dedim ki fen zaten çok zor. Fene uğraşacağım ama matematiğe çalışayım. Benim gibi düşünen arkadaşlar bayağı bir çoğunluktaydı. Biz hep beraber matematiğe çalıştık. 60 tane matematik sorusu vardı bizim zamanımızda. 57 net yaptım. Ama fen yapamadığımdan dolayı daha güzel bir bölüm yerine, yani güzel derken daha böyle işte tıp fakültesi, mühendislik veya işte Boğaziçi, işte ODTÜ gibi üniversiteler yerine kimya bölümüne gitmiş oldum. Nedeni ise fen neti yapmadığımdan dolayı, ki herkes matematik yapmış, fen yapan yok. Fen yapanlar iyi bölümlere gitti. Fen yapmayanlar benim gibi arkadaşlar biraz daha böyle diğer bölümlere göre maddi getirisi az olan bölümlere gitti. Aynı problem yine ortaya çıkacak. Şimdiden sizi, hani eşekten düşen halin eşekten düşen anlar ya, biz bu eşekten düştük arkadaşlar. Size tavsiyem, fen artık daha değersiz daha değil, daha değerli. Çünkü sizi bundan sonra fen arkadaşlar iyi bölümlere yerleştirecek. Öyle diyeyim ben size. Ve fenin içinde de yapılabilmesi en kolay fizik, kimya, biyolojide arkadaşlar. Biliyorsunuz fiziği biraz fazla yapamıyoruz. Biyolojide de çok ezber diye yapamıyoruz. Biraz daha makul olan ders hangisi oluyor? Kimya oluyor. Doğal olarak sizi kurtarıcı ders kimya olacak arkadaşlar. Devam edelim. Madem kimyanın önemi arttı diyorsunuz hocam, ben bu kimyaya nasıl çalışacağım? Sistem de değişti. Yeni sistemde nasıl çalışılır ki? Şeklinde arkadaşlar sorularınız vardır. Bu soruları şöyle cevaplayalım.
Öncelikle YGS konularımız bizim 8 taneydi. Buradan 13 soru geliyordu. LYS konularımız arkadaşlar 10 taneydi. 10 ve 11 ve 12. sınıf konuları bunlar. Toplam buradan da 30 soru geliyordu. Şimdi bazı konular ortak olduğundan dolayı ayrı ayrı çalışmak size vakit kaybettirebilir. O yüzden bazı konuları birleştirmeniz lazım. Mesela modern atom teorisinde arkadaşlar periyodik sistem ve özellikleri görürken bu YGS konusunda da özelliklerini görüyorsunuz. İşte burada arkadaşlar grup bulma işte periyot bulmadan sorumluyken burada da sorumlusunuz. O zaman biz bu iki konuyu birleştirebiliriz. Mesela maddenin hallerinde katı sıvı gazları görürken gazlar diye bir ünite var. Zaten ben maddenin hallerinde gazları görürken LYS gazları da eklerim. Ne olur arkadaşlar iki ayrı konuya çalışmadan tek konu yaparım. Kârda olurum. İşte karışımlarda yine yüzde hesapları, derişim hesapları, ppm gibi hesaplamalar var. Sıvı çözeltilerde de var. Koligatif özellikler burada var. Burada da var. O zaman ben bu iki konuyu birleştirirsem arkadaşlar yine tasarruf etmiş olurum. İşte endüstride ve canlılarda her sene bir soru geliyor. Gelen soru kısmında hidrokarbonlar, organik kısmı. Ben bunu ayrıyeten çalışacağım. Zaten organik kimyaya girişi çalışacağım. Hidrokarbonlara çalışacağım. O yüzden ben bunları birleştirebilirim veya bunu bitirdikten sonra buna başlarım ki bunun yarısını da bitirmiş olurum gibi yeni bir sıralamaya sizin arkadaşlar ihtiyacınız var. Peki hocam bu sıralama nasıl olacak? Arkadaşlar bu sıralamayı şöyle yapabilirsiniz. Şimdi birinci ünite olarak kimya bilimi, ikinci ünite olaraksa arkadaşlar hem YGS şu mavi gördüklerinizse LYS konuları. İkisini aynı anda çalışabilirsiniz. Hocam bunlarla alakalı kaynak var mı? Arkadaşlar maalesef yeni sistemde alakalı hiçbir kaynak yok. O yüzden siz konuya çalışırken yanınıza bir tane YGS kitabı, bir tane de LYS kitabı olsun. YGS kitabından atom ve periyodik sistemi bitirdiğinizde hemen yan taraftaki LYS kitabına geçip modern atom teorisini bitirmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra yine bir YGS konusu olan kimyasal türler arası etkileşimlere geçersiniz arkadaşlar. Ondan sonra ise kimyasal hesaplamalar LYS konusu. Hocam neden dördüncü sırada kimyasal hesaplama? Çünkü arkadaşlar maddenin hallerini iyi anlayabilme adına, gazları iyi anlayabilme adına, asit bazda nötrleşme tepkimeleri iyi anlayabilme adına kimyasal hesaplama önceden bitirirsek sizin için daha avantajlı olacaktır. Konuları birleştirdiğimizi söylemiştik. Maddenin halleri anlatırken gazları da anlatıyor. Gazlara da çalışıyorsunuz. Karışımlara çalışırken sıvı çözeltilere de çalışıyorsunuz. Ondan sonra son iki kimya konusunu ise YGS kimya konusuysa arkadaşlar en son atabilirsiniz. Çünkü bunlar biraz daha sözel şeyler. Unutması biraz daha kolay olan yerler. O yüzden sınava yakın. Çok uzun konularda değil zaten. 3-4 sayfa çıktığı okuyaraktan yapabileceğiniz yerler. En sona koymanızda fayda var. Doğal olarak organik de sizin için en sona kalmaz. Mart, Nisan ayı gibi organikten de sorularınızı çözmüş olursunuz. Peki hocam 13 tane soru çıkacak dediniz. Bu soru dağılımı nasıl olur sizce? Şeklinde kafalarınızda sorular olabilir arkadaşlar. Soru dağılımı şu şekilde olabilir. Bakın arkadaşlar aslında bunlar daha önceden yapılan sistemler. Mesela ÖSS sisteminde 90 tane sayısal soru vardı. 90 tane sayısal sorunun 45 matematik, 45'i fendi. Yani daha önceki geçmiş yıllarda da 2006'ya kadar da zaten fenden 45 soru soruluyordu. Şu anda 40 sorulacak. Doğal olarak sorulan soru tarzları ona benzer. Yani sorular nereden çıkıyorsa geçmişte çıkan yerlere benzer çıkacaktır. Bu doğrultuda tahmini soru dağılımlarım şöyle olacaktır arkadaşlar. Bakın 13 tane sorumuz var. Bakın bunları tahmin ediyorum. Hiçbir yerden böyle bir bilgi yok. Sadece tahmin ediyorum. Düşüncem şu şekilde. Atom ve periyodik sistem diye yazdığımız aynı zamanda şu LYS tek bunların hepsi tek konu olarak düşünüyorum. Artık YGS LYS konularını birleştirdik. 15 konuya düştük. Bu 15 konuda arkadaşlar 2 tane soru buradan bekliyorum bakın. Daha önce YGS LYS'de toplam 7 soru geliyordu. Bu kez 2'ye düşürürler. Yine bir tane soru buradan bekliyorum. Kimyasal hesaplamalardan arkadaşlar soru beklemiyorum. Neden? Çünkü kimyasal hesaplamalarda biz neyi kullanıyoruz? Molü kullanıyoruz. Artan azalan şeklinde tepkimeleri kullanıyoruz. Zaten biz bunları nerede kullanabiliriz? Biz bu molü gazlarda kullanabiliriz. Sıvı çözeltilerde kullanabiliriz. Dengede kullanabiliriz. Yani orada size zaten o sorunun içinde sorar. Doğrudan bir soru beklemiyorum işin doğrusu. Gelirse de 0-1 diyebiliriz. Öyle diyelim. Asit, baz, tuzdan arkadaşlar yine soru beklemiyorum. YGS kısmından. Çünkü soracaklarsa LYS kısmından sorarlar. Yine o da asit baz. Birleştirip sorarlar. O yüzden başta başına bir soru buradan
Beklemiyorum arkadaşlar. Madde değerleri kısmından katı sıvı gazdan arkadaşlar bir tane soru bekliyorum. Karışımlardan soru sormama gibi ihtimaller olduğunu düşünmüyorum. Yine o yüzden arkadaşlar karışımlar veya sıvı çözeltilerden bir soru. Enerji ve kimya ÖSYM'nin bu ara en popüler konusu. Geçen sene de çok soru çıktı buradan. Yine o yüzden bir tane soru bekliyorum arkadaşlar. Hız ve denge. Dengede biliyorsunuz kimyasal denge var, KÇÇ var, çözünürlük dengesi var arkadaşlar. Asit baz dengesi var. O yüzden biraz daha teferruatlı konu. O yüzden minimumda iki soru bekliyorum burada. Kimya ve elektrik olmazsa olmazdır. İlla ki soracaklardır. İki tane soracaklarını sanmıyorum ama bir tane kesinlikle sorarlar arkadaşlar. Karbon kimyası. Bakın arkadaşlar. Endüstride ve canlılarda enerjide her zaman hidrokarbonlardan soru soruyorlardı. Bu kez karbon kimyası diye konu da birleşti. O yüzden buradan soru sormayıp da bize karbon kimyasından yine bir tane soru çıkacaktır diye düşünüyorum. Organik kimyadan beklediğim soru sayısı organik bileşiklerden 2. Endüstride ve canlılarda enerji bir de ki hayatımızda kimya bu üçünden beklediğim soru sayısı arkadaşlar herhangi birisinden bir tane soru gelir. 13 tane soru dağılımını bu şekilde bekliyorum. Toplarım kaç oldu fazla çıkmasın da. 3, 4, 5, 7, 10, 13. 13 soru dağılımım tahminim böyle. Çalışmanız arkadaşlar hocam madem kimya bilimden çıkmayacak ben niye buna bakayım ki? Madem asit bazdan çıkmayacak o zaman ben buna hiç çalışmayayım. Kimyasal hesaplamadan çıkmayacak buna çalışmayayım. Şuradan bir tane çıkıyor şuradan hiç bakmayayım şeklinde düşünmeyin. Çünkü bunlar birbiriyle bağlantılı nasıl? Atıyorum. Arkadaşlar kimyası asit bazda asit ve bazların işte metallerle tepkimesini siz iyi bilirseniz kimyasal hesaplama sorusunu iyi yaparsınız veya tutup buradaki denge konusunu daha iyi yaparsınız. İşte şuradan herhangi birisinden soru çıkacağı için artık bir soru sizin için çok değerliydi. Yapamama gibi şeyi göze alamazsınız arkadaşlar. Çünkü sizi bir soru atıyorum Hakkari Üniversitesi'nde okuyacaksanız bir soru fazla yaparaktan tutacaksınız Eskişehir'e geleceksiniz veya İzmir'e geleceksiniz. Sizin için artık bir soru çok kıymetli. O yüzden es geçme gibi bir şansınız maalesef artık yok diyoruz arkadaşlar. Yine burada da yeni sistemle alakalı kaynak ile alakalı bir açıklama var. Arkadaşlar bundan sonra çıkartacağım PDF'leri yeni sisteme göre çıkartacağım. Zaten piyasada yeni sistem kaynakları yok. Bununla alakalı Ocak ayı itibariyle YKS denemelere hazırlayacağım. Yine bu hazırladığım denemelerin videolarını çekeceğim arkadaşlar. Kaynak olarak Kimya Elbistan kanalını takip edebilirsiniz. Buraya PDF ve videoları yükleyeceğim arkadaşlar. Yeni sınav sisteminde her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin.